Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men asbaha ve lem yehtemme bi umuril muslimin feleyse bi muslimin. Başka bir rivayette feleyse minhum. Kim ki sabahladı yani sabah uyandı. Ve Müslümanların işleriyle, Müslümanların dertleriyle dertlenmezse o Müslüman değildir. Müslümanların yani İslam'ın derdi. Mesela İslam alemi kendi mutsuzluğunun sebebi siyaset zannediyor. Kemâ tuvella aleyküm. Size layık rehberler gönderilir. Kemâ tekûnü aleyküm. Siz nasılsanız öyle idare edileceksiniz. Yani sizin amelinize göre rehber gönderilir. Bir ülkede İslam ulemasının takvası ne kadar kavi ise o nisbette adil rehber gönderilir onlara. Meşhur Haccaca demişler, "Niye bu kadar adil değilsin?" Niye Ömer gibi adil değilsin? Haccac demiş. Tebezeru. Eteammeru leküm. Siz Ebu Zer gibi takvalı olun. Ben de size Ömer gibi adil olayım. Ya da Hazreti Ali'ye sormuşlar. Niye senin zamanda bu kadar fazla fitne var? Ebu Bekir Sıddık ve Ömer zamanında bu kadar fazla fitne yok idi. Ridvanullahi Teala Aleyhim Ecma'in Hazreti Ali Kerramallahu Vechehu Şöyle buyurdular. Çünkü Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nun yanında ve Ömer radıyallahu anh'unun yanında ben ve Osman radıyallahu anh var idi. Hazreti Ali'nin yanında bir Ali bir Osman yok idi. Ridvanullahi ta'ala aleyhim ecma'in. Benim dedemin dedesi İslam dininin yasak olduğu uzak ülkede yaşamış. Elhamdülillah. Bizim ülkemizde İslam dini yasak değil. İşte o İslam dini yasak olan ülkede Başbakan, milletvekili gibi seçimler başladığında dedemin dedesine sormuşlar. Sen hangisine oy vereceksin? Şuna oy ver ya da buna oy ver. Dedem çobanmış. Kime oy vereceğini söylememiş. Sadece benim şu köpeklerimi görüyor musun? Beyaz köpek, siyah köpek. Hepsi bir köpek. Çünkü o ülkede hangi rehber gelirse İslam dinini yasaklıyor, Müslümanlara eziyet ediyor. Şimdi ben küçük çocuk olduğum halde biliyorum ki eğer takvaya tam riayet edersem bana Allah subhanahu ve teala bana Allah çok adil rehberleri gönderecek. Mesela o gün daha kan, Hakan, bugün de Hakan. Fatih Sultan Mehmet Han. İşte Fatih Sultan Mehmet Han. Kaddesallahu sirruhil aziz. Yetmiş evliya kuvvetindeydi. Diye konuşuluyor ancak O hangi askere gönderildi? O takvalı askere gönderildi demiyoruz. Ey ahali bize hak ettiğimiz rehberler gönderiliyor. Niye hazır gıdayı terk edeceğiz? Çünkü takvanın ilk adımıdır hazır gıdayı terk etmek. Hazır gıdayı yiyen salih emel işleyemez. Habis gıdayı yiyen salih amel işleyemez. Ayet-i Kerime'de diyor, Tayyib lokma salih amel işleyin. Sabah kalktığımızda müminlerin derdiyle dertlendik mi? O hadisi şerifi konuşuyorduk. Men aspehe ve lem yehtemme bi umuril muslimi feleyse minhum. Feleyse bir Müslümin kim sabah kalktığında bu Müslümin habis gıda Ne olacak diye gözleri yaşlanmazsa, kalbi yanmazsa, mücadele etmezse veya mücadele edene duasıyla destek olmazsa, içinden bir derin ah çekmezse, Leyse bir Müslüm'in buyurdu. muhbir biri sadık. Aleyhissalatu vesselam. Nice cenazesi Müslümin camisinden kalkanlar var ki. Nice Müslümin mezarlığına gömülenler var ki ahirette hayır Müslim olarak diriliyor diye varit oldu hadisi şerifte. Beyt Derdin olsun ey Müslim Cümle mümin cümle din Ki ahiret hak senden Sorar bil ki cümlesin bütün dünya himayemde Necat için ağlar olsam Mevla muti irademe Hakkı ile tabi kulsam Zira Hak Subhanahu ve Teala hadis kutsisinde Ene muti'an men ata'ani ben bana itaat eden kulumun iradesine tabiyim. Yani burada kün feykün sırrı var. Yine hadis-i kutsi de şöyle buyuruluyor. Abdi <laughs> ata'ni. Ey kulum bana itaat et. Yani hakkıyla itaat et. Ec'aluke abden rabbaniyen. Seni Rabbani kul yaparım. Taqul şeyin kün fe Bir şeye kün dersen yani ol dersen o, o şey olu verir. Mesela Kamil Mürşid Kutasallahu Sırrahul Aziz talebelerinin tuttuğu demir dışarıdaki elektrik tellerine değdiğini gördüğü an Yahu ya hay değil veriyor. Ve mesela adetlerinden bu zikir çıkar çıkmaz o elektrik tellerine değen demir yanıyor ve kül oluyor ya da eriyor tamamıyla. Ama o demiri tutan Kamil mürşit evladına hiçbir şey olmuyor. Bunu o atraflardaki bakkalcı da seyrediyor ve şahit oluyor. Uzun sene sonra bu hikayeyi o bakkalca anlatıyor. Ancak kendisi o kamil murşit Hazretlerine intisap edememiş. Kimisi Mahmut Efendi Hazretlerine intisap ettim diyor. Kimisi Menzil tarikatına bağlıyım diyor. Ancak ulema buyurdular ki intisap ettim kelimesi yetmez. تحول بومك لازم يعني بيرضى مرضى قناش النور انعكاسة مس يعني مس لازم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك الرُّضَانِ وله جَزَانٌ والحق هي أدان بعدد ما علم الله